Donanım gününden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kutu açılış videosunda karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Hunter'ın yeni ürünlerinden Hunter Play. Bildiğiniz üzere kısa süre önce yurt dışında tanıtılmıştı ve Türkiye'deki oyun odaklı ilk akıllı telefon modeli olarak dikkat çekiyor kendisi. Şu an kutusunu görüyorsunuz. Beyaz, sade bir tasarıma sahip. Şimdi isterseniz bu kutuyu birlikte açalım. Evet arkadaşlar, kutuyu açınca ilk olarak telefonun kendisiyle karşılaşıyoruz. Hatta poşetinden çıkaralım. Şu şekilde görüyorsunuz, parmak izi okuyucu sensör. 16 artı 2 megapikselden oluşan, yine dışarıya doğru çıkıntılı bir dual kamera sistemi ki iPhone'a benziyor. Ön tarafta da herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Alt tarafta Hunter logosunu görüyoruz. Kulaklık girişi var ve USB Type-C bağlantısı var. 6.3 inç değerde bir ekrana sahip bu telefon, yüksek çözünürlüklü ve GPU Turbo teknolojisi Android 8.1 ve güncel arayüzü sayesinde Android platformunda yer alan tüm oyunları performanslı bir şekilde çalıştırmayı vaat ediyor. Biz telefonu bir açalım. Açılırken de yan tarafta kutuda başka neler var onlara da bakalım. Kutuyu şöyle açtığımızda bir tane iğne var. Yine şeffaf koruma kılıfı da geliyor. Biliyorsunuz son yıllardaki çoğu telefon çok şık tasarım çizgisini benimsemesine rağmen pek de dayanıklılık tarafında işlem yapmıyorlar. Ama buna ek olarak da ekstra bir masraf olmaması adına hediye olarak cam koruyucular, koruyucu kılıflar verebiliyorlar. Hunter'ın bu modelinde de bu var. Beyaz renkte bir veri aktarım kablomuz var. Şu şekilde göstereyim. Ve bir tane de şarj adaptörümüz yine beyaz renkte. Dikkatimi çeken bir detay, daha doğrusu böyle bir detay yok ama kutuda kulaklık çıkmıyor arkadaşlar. En azından bize gelen kutuda yoktu bu. Şimdi telefonun detaylarına biraz daha bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar, işte telefonumuz karşınızda. Alt tarafta Hunter logosu olduğunu söylemiştim. Üst tarafta bir çentik var yine. iPhone'un başlattığı bir akım olduğunu söylesek yalan olmaz. Çoğu modelde görmeye başladık. Yine ekranın yanları kıvrımlı. Bu arada isterseniz şu çentiği kapatabiliyorsunuz da. 6.3 inç değerde bir ekranı var. GPU'su güçlendirilmiş bir GPU. Android 8.1 ve gelişmiş, şahsileştirilmiş arayüzüyle geliyor. Bunu da söylemiştim. Böylelikle hem büyük ekran hem de performanslı donanım sayesinde Android'deki bütün oyunları rahatlıkla oynama imkanınız olacak. Tabii ki merak edilen ne kadara satışa sunulacağı. Bu da kısa süre sonra belli olacaktır. Ve tabii ki telefonun daha fazla detayını yakında yapacağımız inceleme videosunda sizlerle paylaşacağız. Şimdilik hoşça kalın.